yakınlaması diye. Evet. Vallahi daha duruma bakmadım. Daha istikama durumuna bakmadım abi. Yalan olmasın. Şeyde de var ya, boğuşmuş diye, hafif bir kaza hayatı diye durumda da şey, normal paylaşımda da var o. Tamam Emrah, bakalım abi. ben sana zaten diyorum, şu Çakma Kanka sayfalarını takipten çık. Var Abi. ya, adam sağdan soldan resim paylaşıyor, 50 bin takipçisi, onlardan çık, boş ver onları. Onlar zarardan başka bir şey katmaz. Yanlış mıyım Ümit? Aynen. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ha, bak biz ya köpeğe yıllardır içindeyiz. Adamlar bize öğretmeye kalkıyorlar. Biz bir ara Aynen. dedik, hani dedik ki kankalık gibi iyi şeyler yapıyorlar dedik. Destek olak dedik. Hani bizim ulaşamayacağımız yerlere ulaşıyorlar. Yapamayacağımız reklamları yapıyorlar. Dedik ki destek olak da hani doğru kankalar tanıtılsın. Daha böyle güzeller öne çıksın. Ama adamlar kendilerini usta, bizi de çırak etmeye kalktılar. Ya ben şeye karşıyım ya. Kanka yarışmalar yapıyorlar ya. Kangal köpeğini manken gibi yürütmelerine. Ya tamam, kangal nedir? Kangal yani insan niye besler? Ya koyununu beklemesi için, ya yabaniye saldıracak, adamın canını koruyacak. Yani o yarışma yapıldığı yerde getirirler 2-3 tane koyun. Bakalım ona nasıl davranıyor. Bir yerden bulurlar bir kurt postu, onu asarlar. Ya da donlu şeyler var ya, kurdun donduruyorlar, hani dolduruyorlar için. Ondan koyarlar, bakalım ne Yok yapıyor onu. yok. Öyle bir şeyler yapsalar daha güzel Bir olur. şey söyleyeyim bak. Yaralı kurt, ölü kurt, kurt postu. Bunların hiçbiri köpeğin kurtçul olup olmadığını belirleyici unsur değil. Yani ben şundan diyorum, internette belki rastlamışsındır. Donmuş kurt, yani yapay kurt ama postu falan kurt. Adamlar bir işte bir şeyin üstünde çekiyorlar sağa sola, köpeklerini getiriyorlar. Köpekler hep korkuya kaçıyor ya. Evet. O amaçlı diyorum yani. Mesela bak, onu biz de denedik mesela. Bizim köpekler bir kurt çıktıydı. Yüzdürdük. La kardeş, kusura bakma. Bana telefon geldi, mecbur gittim, geri geldim. Aa bak, gene bir yavru isteyen var, bir şey. La kardeşim, gece vakti ben yavruyu nereden bulacaksam? Üreterim Abi abi. sokaktan bul yolla. Abi Vallahi bilmiyorum. yavru isteyen varsa bana gönder ya. Bende yavru var. Kardeş, benden isteyenler o kadar, öyle bir şey ki bana Beleş. şey, beleşçi, benden para şey. Beleş yok abi, beleş. Vallahi adam şu saatte ben yavruyu neden bulayım? Matbaam mı var? Basında verim mi? Abi şeyde var çok. Çöp möp kenarlarında çoktur. Beleş Ya diyorlar. işte, şimdi millette öyle bir şey var ki, iyisi olsun, Çöp parasız olsun, ben nereden bulayım ya? kenarındakini toplayıp vermek benim işim bu. O benim atasözüm. Şimdi bu var ya bak, bu Etmemek. eyle uyana ki bak, benim köpeğim beraber yavruları aldı götürdü. Başka ben söz verdiğim birine nereden bulduysa, hangi çöpten bulduysa yavruları getirdi, bendeki yavruları götürdü, ben o yavruları, bunun getirdiği yavruları mı gönderdim? Arkadaş başka derde Ümit neye yanıyorum biliyor musun? 150 lira da yol parası verdim. Sen %50 Bak. para, ben ne kadar yakıt yaktım? Ama sen ne kadar ya, kaç tane yavru götürdün? Götürsek Onu deme. niye? 4 tane yavru götürdüm, 4 tane yavru getirdim. Azı 4 tane yavru götürdün ha. 4 tane götürdüm tamam. Bir, 6 tane yavru götürdüm. Birinin geri benim miydi, geri bana mı? Ben 5 tane yavru götürdüm. Beş, birini de kaybetti, biri de öldü, ölmüş Bana oldu. kaybetmeyeydim, o senin sorunun. Çaldırmayaydın. Vereyim Yusuf sigara, gel. Ben Evet Ümit, var ya, sen şey diyordun, bu en post olayını daha diyordun. çıkarsa var ya, Caner'i resmen ayaklarından asacağım bu sefer. Evet. Neyse, senin o arkadaş bir soru mu soruyordu, sen Rizeli kardeşim neydi? Yok ben şey diyordum, o yarışmalardaki hani köpeği yürütüyorlar ya, manken gibi podyumda yürütüyorlar. Ben Evet. diyorum ki yani bir atıyorum işte, kangal nedir, niçin besliyoruz, işte yabaniye gidecek. Koyun Evet. sürümü koruyacak. Koyunlar Evet. iç içe yaşayabilecek. Ben de diyorum ki Tabii. yani yarışmalarda 3-4 tane koyun getirsinler. Köpekleri tek tek bir salsınlar. Bakalım koyuna nasıl Tamam. davranacak. Artı
Canlı Ya kurtu tabii getiremezler yarışmaya. Postu olur, donmuş manken şekilde kurt getirsinler. yok. Bakalım ne yapacaklar. Onlar ne Onu için? diyordum, Ümit açıklıyordu onu. Onlar yarışmalarda, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdiki yarışmalarda kapalı köpekler, bağda zincirle büyük köpekler çıkıyor ya. Sürüden gelen köpeklerin daha önceliği ve üstünlüğü olmak zorunda. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bazı şahıslar işte yarışmalarda, en basit şöyle söyleyeyim, hani Cüneyt Çaylak'taki Karo köpek, Karo denen köpek Samsun'daki yarışmada işte soyundan dolayı panter dedikleri için kangaldı, kangal değildi. Ondan sonra zaten elediler köpeği. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Köpek davarda kendini, bak Cüneyt Çaylak beni sevmez, ben Cüneyt Çaylak'ı sevmem. Ama elindeki köpek sürüde çalışmış bir köpek. Burçluk bir köpek. Sağlam karakter. Aynen. Ya bizim Gürün'den gitme bir köpek. Burada bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın sürüsünden giden bir köpek. O Karo dedi, Anadolu çoban köpeğe damgası vurdular. Bilmem. Yani bak, o köpek bizim Gürün'den gitti. Şöyle, köpek dağda, arazide büyümüş. Burçluluğunu ispatlamış. Karakteri zaten göz önünde köpeğin. Damızlığı da güzel. Bak. Böyle köpekler varken ne olduğu bilinmeyen, hani o yarışma için söylemiyorum, genel olarak konuştum. Ne olduğu bilinmeyen köpekler reklam ediliyor, şampiyon ediliyor, birinci ediliyor. Ondan sonra ne oluyor? Bizim insanımızda hani bu reklamı yüksek köpek eline sahip olmak merakı var. Abi Sine 5'e döndü. Aynen öyle Hasan. Şimdi yarışmalarda seçilen, reklam edilen köpekler her şeyiyle kangal olmak zorunda. Mesela bir tane işte geçen videoda da bahsettim ya, dünya şampiyonu, şampiyonlar şampiyonu Karo diye bir köpek var. İşte 30 sene önce gitmiş yaylacılar, köpeğe yaylacılar diyor, doğru da köpeğe 30 sene önce Sivas'tan gittiğinin aslı yok. Köpeğin annesinin babasının kangalla alakası yok. Bozuk köpekler. Kangal fenotipinde çıkmış bir tane yavru. Bir kardeşi var, aynı kıllı mıllı malaklıya benziyor. Ne oldu? Kıllı mıllı köpeği. Karadeniz daha çoban köpeği. Şimdi bak, köpeği Almanya'ya sattılar. Ümit. İşte izni verdiler, secere verdiler. Almanya'da bu köpekten, mesela örnek vereyim, normal yavru 1000 euro ise o köpeğin yavruları 2000 eurodan çok fazla sayıda satıldı. Şimdi aynen. Mesela bu videoyu yaptım, o köpeğin yavrusunu besleyenler bana saldırmaya başladı. Vay sen bu köpeğe kangal değil diyorsun, vay sen bunu kıskanıyorsun, sen bundan enik istedin, alamadın, şimdi alamadın diye köpeğe kötülüyorsun. Ne iftiralarla ne yalanlarla uğraşmak zorunda kaldık o videodan dolayı. Ya şimdi abi düzgün köpekleri seçin. Düzgün köpekleri reklam edin. Yani ya, Ümit, bunu yaptıktan mı aldık? Ümit. Mesela bu podyumda, bu yarışmalarda var ya kardeş. Mesela evet. Hani manken gibi yürür. Sürüden giden köpek orada var ya, o podyumda hayatta yürüyemem. O podyumda o dediğin gibi yürüyecek köpekler bu kafeslerde günlük 100 kişi geliyor, izliyor, 100 tane adam görüyor o köpekler. Adamdan çekinmiyorlar, adamdan abi, korkmuyorlar. Mesela sürüdeki bir köpek senin yanında, sürünün yanında gidiyor, 2 kilometre, 3 kilometre yerde bir adam görüyor, ona saldırıyor. Adam taşlıyor, yeri geliyor, dağda boğuşuyor, değnek yiyor. Onun için kalabalık adamın içine girdiği zaman sürüden giden köpek eyle manken gibi yürümez. Kuyruğunu götüne kısar, pusar kalır. Sürü köpeğe dağda görükür. Kendini dağda gösterir. Mesela bazıları işte kafesten götürüyor. O günde zaten 100 tane adamın içinde o köpek insandan çekinmez, insandan korkmaz. İstediği şekilde yürür. Aa şimdi. Hüsnü abi şampiyon olan katil. Evet. Geçen 5 yaşında ilk defa davara sen götürdün o köpeği. Evet. Gezdiği arazi şartları nasıl abi köpeğe?
Ya burası sarp bir arazi, kayalık sarp bir arazi. Burada her köpek öyle görev yapamaz. Şimdi katili 5 yaşında götürdük. Doğru mu abi? Aynen. Köpek geldiğinde 90-100 kiloya yakındı değil mi senin oraya? Tabii canım. O Rahat kiloya 90 kilo vardı. Evet. gezdi mi abi köpek? Ya tabii ki illaki ilk zamanlar tabii ki zorlandı. Hayvan kilolu, ayakları bağlı 5 yaşına kadar zincirde durmuş köpek. Ayakları aynı pamuk gibi araziye alıştım diye benim burada tabii ki geldi. Bir zaman zorluk ama yine de o arazide görev yaptı 10 numara. Ne zaman, ne kadar zamanda alıştı abi mesela? Ya ne zaman şimdi ne zaman zaman en azından bir ay filan hayvan bu köpek kısmı hani zincirde durup da bıraktığın zaman çok hemen hamlar. Onu mesela bir gün bırakacaksın, hayvanı diğer gün istirahat ettireceksin, 2 gün bırakacaksın, bir gün istirahat ettireceksin. Bir köpek uzun süre zincirde durdu da birden aniden bıraktığın zaman köpek kadar çabuk hamlayan hiçbir hayvan olmaz. Hemen hamlar. Mesela ben dedim ki bir bakosel yutturursa bazı arkadaşlar güldü. Ya bakosel işte kuzuya yutturulur, koyuna yutturulur. Bakosel ne alaka? Ya mesela koyunlarda, kuzularda bu kas hastalığı için bu bakoseli yutturuyor. Ya köpek de hamladığı zaman o bakoseli yutturduğun zaman illa ki onun kas hastalığı ilacı olduğu için faydası oluyor. Ben bunu hatırlarsan bir canlı yayında söylemiştim. Çoğu bana güldüydü. Bakoseli köpek ne alaka? Mesela küçük yavruya, ufak yavruya arada bir bakosel yuttur bak faydası oluyor mu olmuyor mu? Yani biz bunları Şimdi arkadaşlar milletten duyup da biz öğrenmedik bunları. iri olmaz diyenler, iri kangal koşamaz diyenler. Şimdi katil 5 yaşında 90-100 kiloluk bir köpek, 86-87 santim omuz yüksekliği var köpeğin. 90-100 kilo kalın, çok kalın bir köpek. Bu köpek işte Türkiye şampiyonluğu gibi bir namı da var. Ve 5 yaşında biz bu köpeğe davara gönderdik. Ve çok zor arazi şartlarında gitti köpek. Kayalık, pıtrak, taş, keskin taş. Ali şu anda bir Bir tane şey arkadaş sorayım, araya gireyim. Hasan Hüseyin Zora'ya hangi Zora? Gürünlü Zora mu? Hamarlı Zora mu? Bilmiyorum. Şimdi bir söylenti var şimdi. Benim koyunum sürüm olmadığı için benim ineğim var, tavuğum var. Onlarda sıkıntı yok. Onlar alışık da. Şimdi şey diyorlar ya. 5 yaşında sürüye gitti değil mi köpek? Hiç Evet. peki ondan önce hiç sürüye gitmiş miydi? Koyun keçi Yok. görmüş müydü? İlk Sürüyü defa görmedi gitti. bile. Görmedi bile. Hiç. İlk defa gitti. Biraz hamlanma oldu. Diğer türlü yani koyuna saldırayım, koyundan kaçayım öyle bir Yok. şey olmadı. Yok yok. Hayır, katliyetle hiç. Diyorum ya bak, 5 yaşında geldi hiç koyunu görmedi. Sürüye götüren benim. Mesela hayvanı tabii ki ben bir gün bağladım, bir gün sürüye bıraktım. Böyle koyuna saldırayım. Veyahut da koyunla oynayayım. Hayatta öyle bir şey olur. Aynen mesela bir ay biraz zorluk çekti. Ondan sonra sanki o sürünün içinde büyümüş, yetişmiş gibi devam etti. Önlüyorum Artı bak, ya. her köpek Hüsnü abinin davar yaydığı arazide köpeklik yapamaz. Yapamaz. Tabii ki. Sizin oralar daha kayalıklı. Bizim bu tarafa gelse bizim bu taraf daha yeşillikli, daha yamaçlı, dikli. Yani her köpek her coğrafyada rahat rahat görev yapamaz. Ya Bak, bazı şey var. her köpek o dediğimiz var ya, her köpek her coğrafyada köpeklik yapamaz da gerçek kanka hangi coğrafya olursa olsun ha ilk gittiği zaman belki bir ay 2 ay bir sıkıntı çekebilir ama her coğrafyaya uyar her coğrafyada da köpeklik yapar. O tamam, Yani. onda hep fikiriz. Ha bir tek Evet. şey işte çok sıcakta mesela şeyden Arabistan Dubai tarafından Ümit senden istemişlerdir büyük bir ihtimalle Dubaililer Araplar. İstediler Ben de ona da bir veremedik. Bir anlaşmadık. Ben vermek istedim. benim zaten yollama şeyim yok ama ben dedim orada hayvan duramaz. Çok sıcak çünkü orası. Bir şey söyleyeyim bak. Mesela Konya, Karapınar, Emre çöl gibi çöl. Şu an benim orada köpekler Karapınar'da sürüye giden. Abi adamlar yani mükemmelin üstünde memnunlar. Mesela
köpekleri ilk verdim 9-10 aylık oldular. Adam bana aradı dedi ki ya vallahi Allah'la senden razı olsun. Hayalimdeki köpekleri besliyorum dedi sayende. Şimdi geçen konuşuyor dedim ki köpeklere dedim herhalde senin hayallerin çok çok üstüne çıktı. Vallahi doğru söylüyorum. Ama şimdi benim dediğim oralar çok sıcak. Ben gemide çalıştığım zamanlar gitmiştim oraya artı 45 dereceyi görmüştüm. Saçlarım şu siyah saçlarım olmuştu sapsarı güneşte. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana bak. Konya Karapınar'ın arazisinin çölden hiçbir farkı yok. Evet. Şimdi şimdi donma sırası. Köpeğe arkadaşlar bak. Köpeğin kanında bozukluk olmasın. Köpek kangal köpeğe olsun. Bak 10 yaşına kadar sürüye gider. Performans gösterir. Bak 10 yaşından sonra gider ama mesela köpeğin 6-7 yaşındaki performansı 10 yaşındakine illaki düşer. Ama mesela Hüsnü abinin kapısında şu an tam 10 yaşında dişi var. 9 yaşında ona girdi mi kılıç Hüsnü abi? Girdi. Bu Mart'ta o. Bugün Hüsnü abi. Ha söyle abi. Hüsnü abi 3 yaşındaki 5 yaşındaki köpekle ne farkı var kılıç? Onlar onun kadar koşamaz da şey de yapamaz, görev de yapamaz. Demek istediğim ne biliyor musun? Köpek kangal köpeği ise eğer kolay kolay geçmiyor, kocamıyor. Mesela ya şimdi bak Ümit. 6 yaşında 7 bak, yaşında iptal oluyor. Bir dakika. Şimdi o neye el oluyor biliyor musun? Şimdi bak. Ben de doğru 9-10 yaşadı. Şimdi bazı arkadaşlar mesela köpeğe dur bu cinstir diye senede 2 sefer yavrulabilir. Arkadaş hayvan yavrularken o da yetmiyor tekrar iğne vuruyorlar. Hayvanı tekrar affedersin kızana getirip geri yavruladılar. Bendeki kılıç 10 yaşadı. Toplam 3 sefer yavruladı. Tabii ki 3 yaşında görükecek. Allah Allah bu adamın elinde. Köpeğin yaşlanması, sürüye gitmesi, görev yapması. Çobanın elinde, adamın elinde. Onu hiç demiyorum mesela. Tamam doğru yaşlanmadı. Ne düşünüyorsun diye soruyorlar. Buyur. Panterler koyuna saldırıyormuş. Koyuna saldırması hakkında sen ne düşünüyorsun diyorlar. Onu onlar kim diyor ya? Panter hangi panter koyuna saldırmış? Ya. O adamı geç çünkü resmi yok, bir şey yok. Ortalığı kızıştırmak isteyenler var. Onlardan tamam olabilir. Ümit abi bir şey... Buyur kardeş. Evet, dur. Ümit bir dakika. Arkadaş bir şey soruyor. Sor kardeş. Ben bu dişimin annesini götürdüğümde eşleştirmeye köye, bizim köye, bu reisin yanına götürdüm. Bendeki reisin yanına. Hiç köyü görmemiş. Hiç köyü tanımıyor. Boynuna ipi bağladık. İçeri gittik çay içme. Dişi kızamda. Köpeği de yanına bağladık. Bu dişi boynundan ipi çıkardı. Hiç bilmediği köyden. Köyden uzak çobanın yanına gitti. Evet. Ben aradım, taradım, bulamadım bu köpek nereye gitti diye başka köpeklerle eşleşecek. Daha yeni sana gelmiş. İlk ben getirdiğim zamanlar bunun annesini, kara kızın evet, annesini. Amcamın oğlu bir telefon açtı dedi, senin dişi bendedir. Daha da çobanlık yapıyor. Ya dedim oraya evet, nasıl geldi? Yani koyunu nerede görse kokusunu alırdı giderdi sürüğün içine. Öyle bir dişiydi. Aynen. Şimdi... Yabancı sürüye de girer. Açıklık getireyim arkadaşlar. Ümit bak bir saniye şu yoruma ben bir cevap vereyim de dur. Burada demiş ki Barış Çiçek kendi diyor demiş bak. Barış Çiçek'in o konuştuğunu siz yanlış anladınız. Barış Çiçek ne dedi adam? Panter benim sevmediğim, benim kızdığım adamı dahi bilir onun hayvanına saldırıyor dedi. Panterler koyun boyun aynen, diye bir şey demedi bak oraya açıklık getirin. Ne dedi? Tamam. Benim dedi sevmediğim benim düşmanımı biliyor bu köpek dedi. Aynen, siz doğru, panter koyun boyun diyorsunuz. Cevap bak şimdi. Bu soruya evet, en güzel cevap. Şimdi evet, ben Şerkan Panter. Şerkan'ın oğlu Karaboğa. Sen yetişkin götürdün. Doğru mu abi davara? Aynen. Ben öncesinde davar gördüm o köpek abi? Yok. Sesin gelmedi. Karaboğa bendeyken davara gitti mi o köpek? Senin sesin gelmiyor Ümit. Geliyor görmedi. Karaboğa bak Karaboğa da hayatta davar görmedi.
Şimdi bir gün tek verdik o zaman. Biri Kanlı, Talaz'ın oğlu. Evet. Biri Şerkan'ın oğlu Karaboğa. Bak bunların ikisi de panter. İkisi de davar görmedi. İkisini de davara götürdün abi. Çöktüler mi davarına? Ya ne davar boğmaz desin. Ya işte o arkadaş orada işte panterler koyun boğuyor diye onu duymuş ama Barış Çiçek'in konuştuğunu Barış Çiçek dedi. Benim sevmediğim, benim düşmanımı tanıyor bu hayvan. Onun hayvanına dahi saldırıyor dedi. Ya ama bu olmuyor. Yok, yok bir saniye. Ya benim derdim ne biliyor musun şu an? Ses benim yok. Panterlerin yetişkin olarak senin davarına giden köpeklerin çöküp çökmediğini soruyor. Yani şimdi burada canlı denk geldi. Şimdi ispatlı konuşuyor arkadaşım bak. İki tane köpek, ikisinde de fire yok. Üçüncü Töre Hatun. Onurganlı'daki Şerkan'ın öpöz torunu. Babası Şerkan'ın oğlu. Hüsnü abinin davarına gittiğinde 5 yaşındaydı dişi. Söylesin abi çöktüyse. Ne itti? 3. Katili gönderdik Kalaz'ın oğlu 4. Hector'u gönderdik Alpakut'un oğlu 5. Bak ben bunların hepsini yetişkin verdim Hüsnü abiye. Şerkan gitti 6. Şerkan da gitti Hüsnü abinin davarına. Şimdi kardeşim şimdi panterler davara çöküyorsa ben daha 6 tane panter vermişim karşımdaki adama. Desin ki bir tanesi davara gitmedi, kurttan kaçtı, davarı boğdu, tavuğu boğdu. Bir tanesine desin ha yüzü. Ya kardeş bak, eğer gerçek köpek kangalısa var ya 10 sene koyun görmesin getir. Ha koyuna gidip gitmesi, bak koyuna gitmesi çobanın adına. Kim ne derse desin bir köpeğin oyuna gitmesi, oyuna alışması, sürü bekleme çobanın elinde. O ayrı. Yalnız o hakiki kangal, damarında kangal olan köpek gelip de oyuna illaki bir oyunu gördüğü zaman tepki gösterebilir. Ama hayatta ben görmedim. Aha bak Töre'ye getirdim 5 yaşındaydı bir gün oyuna çöktü. Karaboğa aynı. Ne bileyim Hector hiç ömründe bir oğlak dahi görmemişti bak oğlak dahi. Sen demedin mi bu geçileri boğardı? Hayvan geldi buna 10 numara köpeklik yaptı. Hem de Hector gibi olmazsa iyi dedin. Bak Hector gibi gerçekten Hector gibi bir sürü köpeğe de var ya tek nadir olur. Mümkün değil bak, olmaz burada, yani. Burada da bir arkadaş bir şey daha yazmış bakın. Evet. Ümit Hanım senin itler eski panterlerden mi yoksa Reyhan'dan türeyenlerden mi? Kardeş eski panterlerden de var. Aşil'den türeyenler de var. Reyhan'ı bilmiyorum. Reyhan ne ya? Bir de Reyhan çıktı bize, ya. O ne? O dağlar kızı Reyhan. Evet dağlar kızı vallahi, Reyhan. Şimdi kardeş köpeğe var ya bak. Ben kendim büyütüyorum. Ben kendim büyütüyorum. Ben de kendim büyütüyorum. Adam diyor ki görür vay bu köpek şu la arkadaş ben kendim anasını da biliyorum babasını da ben kendim büyüttüğüm köpeğe. Kardeş sonra ben de kendi kendime diyorum Allah Allah. Gerçekten bu onlardan mı acaba? Ya adam kendi köpeğimize de artık inanamaz olduk. Millet bizim kendi kapımızdaki köpeği bizden iyi biliyorlar kardeşi. Vallahi bizden iyi biliyorlar. Bak arkadaşlar bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bak. Bendeki köpeklerde panter kanı var. Hanlı kanı var. Mezgirt kanı var. Yalnız Hanlı kanı şu an Hüsnü abi sendeki dişi vardı ya şu Ziya Aktan'la video, senin yaptığınız videoda görünüyor dişi. He Şilan. He Şilan. O dişi Tugay'dan geçme sana doğru mu? He. Tugay ile de Şeygil'den geçme. Abdurrahman Şişman getiriyor. Hangi oyunda getiriyor bir dişiyi? Ya Abdurrahman Şişman sadece ondan gelmedi. Şeyin Karakuş'un en iyiydi de o Karakuş'un anıydı. O zaman oradan gelme bir erkekle o gancık çiftleşmişti. Oradan tutuldu diyor. Ya Abdurrahman Şişman'dan gelen gancığın anıydı ya. Sen yani doğru Tugay Abdurrahman bak Abdurrahman Şişman'dan bir dişi getirdi. Yavrulatamadı. Çok da güzel bir dişiydi. Onunla alakası yok. Bendeki o gördüğüm dişi yörüklerin içinin gölüydü. Karakuş'un da en iyiydi. Hani senin götürdüğün o hani marazlardı ya. Marazın evet. Özgöz bacısıydı. Ya sen oraya yanlış hatırlayın. O Hanlı kanı diye bir şey yok. O Abdurrahman Şişman'dan Tugay Kancı'yı getirdi. Yalnız affedersiniz onda bu tweet mi ne diyorlar. O oldu yavrulatamadı. Kardeşim, ondan değildi. Kır şekle girer daha bekle. Neyle? Yedi aylık enikte alın çıkıntısı varmış da kaybolur mu diyor. Belli olmaz. Daha da... Ya yedi aylık eniğim bir
Kapımızdaki iki yaşadı. Daha her gün bir değişikliğe uğrar. Biz onu bile çözemedik. Sen 7 aylık yenikten bahsedeyim ya. Vallahi billahi. Ümit abi, ben o söylediğim şeyi tamamlayabilir miyim acaba? Ha, estağfurullah, buyur. Estağfurullah. Buyur. Dişi sürüğün içine girdi. Gitti. Evet. Hiç tanımadığı sürüye girdi. Amcamın oğlu telefonu açtı, dedi sen duyduğuma göre köpeği getirmişsin. Bu dişi senin midir? Az bir şey, burnunda bir beyazlık vardı dişinin. Dedim oraya nasıl geldi? Yani bayağı bir uzak. Ya yani dağa çıkmış dişi. Tek başına. Evet. Hiç bilmediği yere gitmiş. Çobanın yanına gitmiş. Neyse dedim, kız ona o gelir. Neyse. Bayağı bir dedi, ben uğraştım. Gelmiyordu. Sürüyü terk etmiyor. Yabancı koyun da görseydi kapıda, boynundan tasmayı çıkarır, onlarla beraber giderdi. Öyle bir dişiydi. Neyse, koyuna aşık bir dişiydi. O kovaladıktan 10 dakika sonra telefon açtı, dedi çabuk köpekleri yolla, bu tarafa kurt girdi sürüye. Yani 10 dakika olmadı. Neyse, ben dişiyi dedim, sen bağırırsan belki sesini duyabilir, tepeye çık, köyün tepesine. Bağırdı, bu dişi tekrardan saldım, koyuna doğru gitti. Dedi, koyuna doğru gitti dedi, artık kurt onun kokusunu mu aldı, boğuştuklarını görmediler. Dedi onun uzaktan şeyini gördü, köpeğin gelişini gördü, dişinin. Kurt dedi koyunlara karışmadan tekrar yardırdı gitti. Dedi o yani diğer köpekler karışamadı. Hiçbiri karışamadı. Dondu, dişiye doğru baktılar. Dişiye baktılar, hatta dişiye karşı kuyruk muyruk da salladılar. Dedi senin dişi gelir gelmez bu sefer kurdun peşinden gitti. Zannedersem gelen kurt da dişiydi. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Kurt analizini yapmıştır. O köpek orada değil, sürüye girmemiştir. Takip ediyordur. Köpek gider gitmez dalmıştır sürüye. Aynen. İşte. Yani benim düşüncem nedir? O kurdun hissettiği, o yüzden sürüye doğru gitti. Yani kızandaki dişi. Şimdi bir dişi diyor ki abi, ilk kurdu aldı, kovaladı diyelim 10 kilometre. İki kurt gelirse nasıl olacak? Siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Yaşanmamış olur mu? Ya köpek, biz çok yaşadık. Mesela köpek kurdu alır gider. Kurt eşit olur, onu takip eder. Köpeğine diğer kurt gittikten sonra öbür kurt gelir. Koyuna da alır. Çoban görürse tabi elinden alıyorsa mı alır. O olağan bir şey yani. Doğal bir şey. O da çobana iyi. Evet. O şimdi bizim daha de, önce çocuk. Arkadaşlar evet, bak benim YouTube'da videoda var. Anlatıyor çoban. Benim bir Karasar köyü var. Orada da köpeklerim var. İki dişi. Bir erkek. Erkeğe namussuzla zehir edilir koyun namussuzları. İki dişi davardayken bir tane kurt geliyor. İki dişi kurt alıyor gidiyor. Dört tane kurt sürüye giriyor gidiyor. Aynen. Dört tane bak. Biri o doğal. O doğal bir şey. O olağan bir şey. Olur o. Şeymiş de Emrah. Çobanlık yapanlar, ya, çobanlık yapanların başına gelmiştir. Ama çoban bağır, çağır. Çobanın sesine bak. Dişiler ovaladığı kurdu bırakıyor. Tekrar sürüye geliyorlar. Aynen. Ondan sonra o dört kurdu sürünün içinden çıkarıyorlar, alıp götürüyorlar. Şimdi bu olay çobanın yaşanmışlığı da var, etraftaki çobanların şahitliği de var. Ulaş'ın yeni Karasar köyünde iki dişi de benim kendi köpeklerimin en iyi. Bizim kendi köpeklerimizin soyu. Zaten orada emanette davara gidiyor. Biz ana emanetlere köpek veriyoruz. Eşimizin, dostumuzun sürülerine. Yani bunlar olabiliyor kardeş. Bunlar gayet normal şeyler. Bir de ben akşamları geç saatlerde ben hep böyle yatakta YouTube'dan işte Kangal Kurt şeylerini izliyorum. Benim sürüm olmadığı için yine diyorum üstünü basama. Bazıları eşeğe bağlıyor bir köpeğini. Atıyorum 5 evet, köpek var, 4'ü serbest, bir tanesi eşeğe bağlı. Onu da ben evet, şey acil durum için diye tutuyor da, diye tahmin ediyorum. Arkadaş yok, yazdı ya, 4'ü gitti, biri sürüde kalsın diye mi şimdi, yoksa alıştırma? Şimdi biliyor musun? O eşeğe bağlı nedir biliyor musun? 4 tane köpek olur, bir tanesi lider olur. Başka bir sürü vardır yakınında. Mesela öbürleri gitmez ama o
Eşekle bağlı, sahip olduğu zaman o sürünün yanına gideceğini bildiği için çoban onu bağlar. Dört köpeğin bir tane lider olur, yani başında olur. O nereye giderse diğerleri oraya gider. Ama o bağlı olduğu zaman diğerleri gitmez, yanında kalır, onun için bağırıyordur. Yoksa o çoban onu emniyet için falan değil. Şu an Benim aklıma bir şey geliyor. Arabanın dört tekeri var, bir tane de Evet. bagajlı Aynen. Evet. Şu an O, benim evet. dişiden bunu abisi vermişim köye. Her gün Evet. şikayet geliyor. Diyor sen ona niye verdin? Niye bana verseydin? Bizim köpekler hepsini öldürüyor. Doğru. Valla Şimdi evet. geçen gün çocuk kendine bir yavru daha bırakın almış. Kendi başka bir dişiden almış. Ayı girmiş sürüğün içine. Köylüler hepsi beni aradı. Diyor ki o diğer 2 yaşındaki köpek ayıya doğru gidiyordu. Ayı ona döndüğünde o kaçıyordu. Ama dedi seninki ona gittiğinde bir arada bir metre kaldı. Ayıya vurduğu gibi ayı onu kokladı. Dedi arkasını dönmeden kaçtı. Onu işte onun yerine geleceğini biliyor. Ayı bile onun korkmadığını biliyor. Ya şimdi Yani doğal haklı. hayvanlardaki sezi çok kuvvetli. Zaten o sezi kuvvetli olmasa doğada hayatta kalamazlar. O yüzden Aynen. kurt olsun, ayı olsun, işte tavşan olsun, dilki olsun. Abi kendine zarar vereceği de biliyor. Zarar vermeyeceği de biliyor, veremeyeceği de biliyor bak. Ama o köpek aşırı adamcıl da mesela hep zincire bağlamışlar ya. Bazı köpekler vardır, tamam mı? Koy koy gezer, it boğar. Hiçbir itin gücü yetmez. Ama kurda gitmez. Evet. Evet. Şimdi bazı köpekler vardır. Hem adamcıdır, hem boğuşur, hem kurda gider. O da o Ama şekil. İşi Mesela köpek boğar. sürülerde, bak ben kendi köpeklerimden açık ve net söylüyorum. Eğer Evet. sürülerde köpek gezmiyorsa, davarla beraber dolanıyorsa o köpeğin soyunu keserim abi, üretmem o köpeği. Aynen. Bizim köpekler davardan hiç olmayacak bizim köpeklerin. Bizim köpekler mümkünse davarın yanına hiç gelmeyecek bile. Gezecekler abi. Tepede değil mi abi? Zaten bir Yüksek yere. arazide köpek gezmiyorsa ondan hayır gelmez. Köpek gezecek ki kurt Gezmeyen gelmiyor. köpek sürüye Köpek kurt olur. gezmedi miydi kurt sürüye gelir. Gezmeyen Şimdi köpeğin olduğu sürüye kurt gelir. İsterse bak çobanın yanında o köpek kurdu yıksın. Bak kurdu yıksın. Ben o köpeğe yine üretmem. İsterse senede 10 tane Allah. davarı bırakmıyorsa, tamam mı? Köpek davardayken kurt gelebiliyorsa o sürüye, o köpek isterse 10 tane kurt çıksın, o köpeğin bizim gözümüzde 10 para etme 10 para değeri yok. İsterse o sene Yani kurt yanına gidecek. bir yeresinde eksiklik var ki kurt hala daha Abi geliyor da. şöyle bir şey söyleyeyim bak. Bak kardeşim Kanka bak. köpeğe Bir kurda var ya yanında olduktan sonra kurt benim yanımda bir boca da kurda çöker. İş ki gitsin ileride kurda çöksün. Benim yanımda bir normal bir kurt köpeğe bile gider kurda çöker benim yanımdayken. Aynen. Önemli olan adamın olmadığı yerde çökmesi lazım. Şimdi kangal köpeğinin görevi ne biliyor musunuz bana arkadaşlar? Kangal köpeğinin görevi kurt öldürmek değil. Sürüden çıkarmaz. Şimdi Sürüye çok iyi. yaklaştırmamak. Abi bak bölge bak şimdi kurt nasıl kendine bölge çiziyor, kohu bırakıyor. Başka belgesellerde izliyor. Başka kurtlar girdiği zaman saldırıyor. Şimdi kangal köpeğe de tamam mı? Gezer, her tarafa kohu bırakır. Eğer davarın yayılıma gideceği yerde daha önceden kurt geçmişse veya koku bırakmışsa, taze koku varsa köpek o kokuyu alır, o kurdu sıkıştırır, çıkartır bölgeden. İşte o köpeklerin olduğu sürüler kurdu görmez. Aynen. Zannedersin ki arazide kurt yok. Buralarda kurdun nesli tükendi zannedersin. Halbuki ki kurt çok fazladır bölgede. İşte Ama aşağıdaki koydaki sürü rahatsızdır kurttan ama sen görmezsin. Çünkü senin köpeklerin bölgesini çiziyordur ve bölgesini sürekli kontrol ediyordur. Kontrol altında tutuyordur köpek. Başka köpek girdiyse, başka işte kurt girdiyse veya yabani başka bir hayvan girdiyse köpek onun kokusunu buluyor, sıkıştırıyor, kovalıyor. İşte bak bu tarz köpeklerin olduğu yerde de kurt da hayatta kalıyor. Kurt da ölüyor. Aynen. Çünkü kokuya bak, şöyle bir şey söyleyeyim. Kokuya giden köpek kolay kolay kurdu yakalayıp Ya zaten köpeğe var ya böyle arkadaşlar. Köpeğe böyle sürü koyun yaymayan adamlara anlatacaksın arkadaş. Gerçekten var ya.
damar yaymamış. Böyle kafeste bağda büyütmüş köpeği. Bu adamlara anlattıracaksın. Oturup dinleyeceksin vallahi. Ben de Dağda onu yaşamış, damar yaymış adama köpeği anlattırmayacaksın. onların şimdi abi. başıma gelen bir olay ben de çobanlık yaptım, başıma geldi. Bizim o Evet. zaman kangalımız yoktu. Evet. Kafkas vardı. Tabii Kafkas olduğunu da bilmiyorduk. Sonradan öğrendik. Dişimiz vardı. Normal ipler vardı işte köyde. Bir gün babam bağırdı karşı tarafta, dedi köpekleriniz kurdu kovaladı. Ben de gördüm, ilk başta tilkiyi kovaladıklarını gördüm. Tilkiyi biliyoruz. Hepimiz de biliyoruz. Tilki uzun kuyruklu bir şey. Ufak. Evet. Meğerse tilki kovalarken tilki direkt kurdun üzerine doğru gidiyor. O kurt da orada yatmış mı artık, ne olmuş, inindeymiş neymiş. Tilkiyi bırakıp kurdu kovalıyorlar. Babam ama düzlükte görüyor. Biz göremiyoruz. Biz aşağıdayız. Biz de dedik, baba dedik, o tilkidir. Yani hatta arkadaşlarım dedi, senin baban kurdu bilmiyor. Dedi tilkiyle kurdu arıza edemiyor. Ben o zaman zoruma çok gitti biliyorsun. Zoruma aşırı gitti ya, bu amcamın oğulları neden bu lafı dedi diye. Evet. Bazılarından büyüğüm, bazılarından küçüğüm. Dedi oğlum Evet. merak etmeyin, akşam birinizden bir hayvanınızdan biri gidecek. Çünkü dedi bu kurt tek değil. Orada da bağırıyor. Evet. Abi bir döndük arkamıza baktı, bir koyunu almış gidiyor bir tanesi. Gördüğüm kurdu Hala bilir bilmez. hala hala. Babam sonra hiçbir şey yapma dedi, baba yardıma gel. O diğeri diyor amca ağlıyor, çocuklar hepimiz de küçüğüz. Evet. Ağlayan var, sızlayan var. İki kişi büyüğüz. Bir ben, bir diğer amcamın oğlu. De kurdun şeyi çoktur. İnsanı böyle titretir. Saçlar diken Anca bak, diken. bir ilk gördüğü zaman var ya, bütün hani tüylerin ayağa kadar derler ya, kurdu gördün mü diye ilk insan hiç korkmuyorum diyen adam bile irkilir. Ben 3-4 defa da gördüm, aynı şeyi hissettim yani, korktum. Aynen doğru. Korkmadım, korktum yani, ilk görsem de görmesem de hepsinde de korktum. Doğru. Babam bağırdı, şimdi babamı çağırıyor, silah yanındadır gel, yok dedi, siz dediniz tilkidir. Alsın götürsün tilki. Ya baba inatlaşmanın anlamı yok. Yok oğlum diyor, tilkidir. Valla zor zor koyunu aldık. Neyse köpekler geri dönünce bu sefer koyunu yaralamış. Bu kırtlağından tutmuş. Bir de en kilolu koyunu değil, en dandik koyunu yakalamış. Yani yolda yürüyen Ya bir koyunu. o heyecandan o var ya, o Evet. yani ettir dahi kurdunu seçmez ki, hangisi Evet. o geldiği dakika hangisi önüne geldi tesadüf onu tutar yani, vay bu ettiymiş Yo, zahirmiş. geçenlerde bir yerde anlatıyorlar. Neymiş, kurt giriyormuş, özellikle en etlisini, en gencini seçiyor. Yo yo, Ya alakası yok. Allah razı olsun sen de ya. Hepsini takviye Vallahi. sırayla. Ayı Demek seçiyor. ki Ayı seçiyor. Ayı seçiyor. Ayı seçer. ayı bilmem. Bizim burada ayı yok. Yalnız kurt ne? Zaten hayvan o anda hemen alıp kaçma derdinde. Vay Evet. bu genç. O zaman ağzını açsın baksın, diş atmış mı atmamış mı? Bu şişek mi gezin mi? Onlara mı bakıyormuşsun? Vallahi Elinde şey bak, var da, el kantarı var. Tarta tarta gidiyor. 500-600 koyunun içinde en zayıfı almış. En zayıfı yolda Ya ancak. işte o anda o hayvan acelesinden Bir de o zaman belki hatırlarsınız, Fenerbahçe Galatasaray maçıydı. Sene kaçtı bilmiyorum. 6-0 Fenerbahçe yenmişti Galatasaray'ı. Aranızda Fenerbahçe ve onu Galatasaraylı olan var mı bilmiyorum. tuttu. yanlış anlaşılma olmasın. O Kardeş geceydi. yok. Ben ekmek sporu tutuyorum. Benim Ben de ekmek sporu tutuyorum. Bir de ikinci kangal spor. Aynen doğru. Zaten biz de kangal sporu tutuyoruz da ikinciye de ekmek sporu. Sonra boynunu iz bırakmıştı. Abi biz 4 ay boyunca o yaralarla uğraştık. İlaç getirdiler. Ne yaptılarsa hep enfeksiyon kapıyordu. Hayvan şişmişti. Korkudan böyle tir 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 diyordu. Yem Ya yemiyordu. onun
Bak, içmiyordum. kurdum tuttu, hani koyunu tuttu ya, Evet. senden nefes borusunu delerse öldürür. Bir de yere vurduğu zaman eğer koyunu tuttu da isterse hiç yaralamazsın. Hiç yara olmasın. Koyunu eğer yere vurduysa o koyun da ölür. Ama yere vurmadı, yaraladı değil mi? Onun en güzel ilacı ne biliyor musun? Mesela bu yağlı hamur derler ya. Bu Kesesi boğazı, eksik o olmaz yağlı olmaz hamuru hiçbir yapar bağlarsın. Onun o içindeki o pisliği çeker. Al, bir iki sefer yap. En güzel ilacı olur. Vallahi ne bıraktılar? Ot bıraktılar. Yonca otu var ya. Onu He. bıraktılar. Şey yaktılar bıraktılar. Pusi diyoruz biz burada. Bez var. Evet. Ha. Yani kadın ebek şeyi ilaçlarını hepsini bıraktılar. En sonunda da baktılar tam iyileşti gibi oldu kestiler. Artık kendileri mi yedi Ya, kasabı mı verdiler bir şeyler yaptı. kurdun tuttu pek iflah olmaz. Hayvan korkusundan erkeğe zaten elde kirli kalmaz. Yani sürüye geldiği zaman bile koyun en ortada duruyordu. Daha önce en Doğru baştaydı biliyorsun en başta gidiyordu. Bütün doğru. tarlalara ziyan veren oydu. Yani ben öne gittiği zaman o arkaya giderdi. Yani ziyankar bir koyundu. Ben arkaya gittiğimde o öne giderdi. O geldikten sonra ortada durmaya başladı artık. Dedi ben sana Kurtlar belasını. ortada güvenliyim dedi Doğru. yani. En sonunda baktılar Doğru. iflah olmuyor. Kestiler mi artık? Sattılar mı bilmiyorum. Kardeş, size iyi geceler. Hadi bol muhabbetler. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Hayırlı Sağ akşamlar ol abi. kardeş. İyi geceler abi. Memnun oldum. İyi Hadi güzel. geceler. Sağ ol. Yine Memnun oldum abi. tanıştığımıza memnun oldum. Hadi. Ben de. İnşallah başka zaman yine İnşallah. bağlarız. İnşallah. Hadi kendinize İnşallah. iyi bakın. Sağ Hadi. ol abi. Ya Emrah, bir şey soracaktım, bir şey söyleyecektim. O gülmelerin aklımı alıyor gidiyor. Bilmiyorum şimdi ne soracaktım, ne diyecektim. Ne Eşekler diyecektin? olmazmış. Ne? Şey, adamı düşüreceği yeri iyi bilirdi ondan. He, doğru öyle. Büyükler öyle der. Hatta Attan eşek, düşen. bak, attan düşen ölmezmiş de eşekten düşen ölürmüş. İflah Biz olmaz düştük değil de diyoruz. bu atasözü öyledir. Eşek adamı Eşek. düşürdüğü yeri bilir. Bir de düşürdün mü bir de çitme vurur. Beni çok düşürdü. Kolumu da kırdı hatta. Ya çok boynum zaten kurt üstünden bile atlasa ödü de patlayabiliyor. Aynen. Şişti hayvan ya. Ben o şeyde de çok korktum. Yani kurdun etkisi çoktur. Ayı değil de ayı bizim gözümüzün önünde ineği, şey koyunu aldı gitti. Babam dedi hiç karışma. Alsın hangisini alıyorsa alsın. Karışırsa bu sefer bize ne Yapıyorlar. karışır? Kafesin birine bir tane vurt koyuyorlar. Aynı ikiz kuzu, kardeş kuzular. Birini kurdu gören yere koyuyorlar. Birini de kurdu hiç görmeyen yere koyuyorlar. Kurdu görmeyen yiyor, içiyor, neşesi, keyfi yerinde. Öbürü işte kurt yaklaşamasa bile yanındaki kurttan dolayı stresten eriyor, bitiriyor, hasta oluyor. Hani bu stresin insan sağlığındaki zararını ölçmek için Ölçmeye yapılan çalış. bir deney. Aynen. Ya şimdi kurt insan içinde olsun. Yani dağdaki çobanlardan için bahsedeyim. Biz kurdu gördüğümüz yerde seviyor ama anne tatlıymış diyesimiz geliyor veya işte yabani kurtlar var yetiştirilen. Seviyor, ilgi duyuyor. Kurt çünkü asil güzel bir hayvan. Ama dağ çoban kurda düşman. Aynen. De bizim Bir gün. arkadaşlar da beraber kurdun ne enine acıyor, ne cücüğüne acıyor, ne kendine Aynen. acıyor. Çünkü adam diyor ki kardeşim ben kurt gördüğüm zaman diyor işte en sevdiğim kuzuyu yedi diyor veya en sevdiğim koyunumu parçaladı diyor. Aynen. Sürekli çobanların kurtlarından macerası fazla. O yüzden çobanlar otomatikman ister istemez kurtlara düşman. Aynen. Bir gün babamla kız kardeşim bizim tarlaya gidiyorlar. Kardeşim sevini, aa baba diyor. Biz İstanbul'dan gelmeyiz daha önceden. Pendik'ten gelmeyiz. Yani evimiz oradaydı. Eyvallah. Kız kardeşim oradan büyüme gelip burada mesela daha sonra görmeyiz. Yani buraları.
Kurdu, çakalı, ayıyı bilmeyen bir insan. Mesela İstanbul'da büyümüş. Kurdun yavrularını görüyor, babamı çağırıyor. Köpek yavruları buldum. Babam da diyor dur dur sen gitme diyor ben gideceğim. O da kucağına almış. Meğerse anneleri orada yok. Orada yuva yapmış. Anneleri olsa ikisini parça. Birden annesi çıkıyor. Babama saldırıyor. Babam tüfeği doğrultuyor. Hediye etmiyor. Ateş yanmıyor. Arada dardır. Tamam mı? Dönme şansı da yok. Arada sıkışıyor. Dikçikle vuruyor vuruyor diyor. O yavruyu kucağımıza aldık. Şimdi kıza bırak diyorum bırakmıyor. Ağlıyor. Diyor ben bunu vermem. Neyse köye getirdiler. Amcamın kapısında kangal da var. Anadolu çoban köpeği de var. Malaklı karışımı da var. O ilk getiren köye getiren kişidir. Neyse babam yavruyu bizim köpeğin yanına götürdü. O zaman Kafkas dişimiz vardı. Saldırdı yavruya. Onun köpeğine de kocaman zincir bağlamış da en kral köpeğini getirdiler. Dişiyi getirmediler. Eşeği yerden sürükleyerek götürüyor Ümit abi. Eşeği resmen yerden sürükleyerek götürüyor. Türkiye'de şu olay var mesela, tamam mı? Hani kurtlar iriydi, ufaktı. İri kurt Türkiye'de yok. Bilmem ne Var. bilmem hikayelere konuşulup duruyor. Arkadaşlar bak. İri kurtlar insanlardan daha uzak yerlerde yaşıyorlar genelde. İnsanların Aynen. olduğu yerlere çok gelmiyorlar. Çünkü güçlü bir fiziğe sahip oldukları için doğada insanlardan uzakta hayatlarını rahat bir şekilde idame ettirebiliyorlar. Çok Aynen. daraldığı zaman hani o iri kurtlar çok İşte aç kaldığı zaman, daraldığı zamanlar insanların olduğu yerlere yaklaşıyorlar. Ama bakın Bir de dikkat edin. Mesela doğanın derinliklerinde tilki göremezsiniz kolay kolay. Tilki nedir? Genelde insanlara yakın yerlerde yaşar. İnsanlara tavuk yer. yakın yerlerde yuva yapar. Çünkü tilki uyanık bir hayvan. Karnını çöpte doyurur. Tavuk çalar. Ne bileyim işte yakın bölgede tavşan tutar, kuş tutar. Ama mesela kurtların da ufak olanları doğanın hani derinliklerinde iriler olduğu için oralarda barınma şansları yok. O yüzden insanlara veya koyun sürülerine daha yakın yerlerde yaşar bak. Ufak kurtlar. Aynen. Ama iri kurtlar bizim coğrafyamızda, ülkemizde çok fazla var. Ama yaşadıkları alanlar genelde dağlık, kayalık alanlar. Aynen. Dağ gecesi veya geyiklerin bilmem neyin olduğu bölgelerde o iri kurtlar var. Mesela Aynen. Hüsnü abigilin orada dağ geçitleri var. Çünkü aşırı kayalık bir bölge. Şimdi mesela oradaki geçitleri kurtlar yakalayamıyor. O ufak kurt. Zaten yakalasak orada geçi kalmaz. Dağ geçisi kalmaz. Aynen. Şimdi Doğrudur. mesela yeri geliyor bizim köpekler de gidiyor o geçitlere. Abi köpeklerin anası ağlıyor o geçitleri kovalamaya gittin miydi? Tabii canım. Yakalama şansı yok ama hayvan onu görüyor işte yabancı ona illaki onu oradan Tabii. uzaklaştıracak gibi veriyor. İşgüdüsel. Tabii canım kendine eziyet ediyor ya ayağını Ha. eziyor ya tırnağını koparıyor kayalarda Aynen. olacak. Şimdi Sivas mesela, tamam mı? Arkadaşlar Sivas bakın Türkiye'de toprak bakımından ikinci büyük şehir. Bak, Türkiye'deki en büyük ikinci büyük şehir. Ve Sivas'ın ormanlık alanları da var. Kayalık, dağlık alanları zaten çok fazla Sivas'ta. Düzlük alanı var ama nadir. Ama genelde kayalık, işte kenar derinlikleri ormanlık, büyük dağların olduğu bir yüz ölçümü olan bir yer. İşte buralarda iri kurtlar var, görülüyor. Çok fazla denk geliyor. Ha, sürülere girmiyor olabilir. Veya işte insanların yaşam alanlarında fazla görülmeyebilir ama varlar yani. İri kurtlar varlar. Var abi var. Var Gördüm de ben. neden var Palas diye orada? bir köpekten bahsettik ya. Bu Yusuf denen arkadaş inşallah bir gün müsait zaman canlı yayına denk gelir anlatır. Şimdi köpek Kim? 79, Allah. 80 santim 78-80 arasında bir köpekti. Palas dediğimiz köpek. Diyor ki kurttan yan yana duruyorlar diyor. Siyah kurt. Kurttan yan yana duruyorlar diyor. Köpeğine kurdun arada diyor şöyle bir mesafe var diyor. Kurtun yüksekliği Tabii de. kurdun yüksekliği.
O zaman 1 metredir kurt. Vardı rahat işte diyorum ya. Şimdi bunu işte gören insanlar var burada. O zaman ona 1 metrelik bir kangal lazım yani. Onun heybetinde bir kangal lazım, değil mi? Mesela En az. benim kendi köpeklerim iki erkek, pardon, üç erkek, kaç dişiydi? Üçte dişi miydi, neydi? Ama köpekler eşli alıştırılmış köpekler değil, birbirine de zıt köpeklerdi. Sadece bir tanesi gidiyor Uğur'un yanına. İşte o Palak dediğimiz arkadaş da, o arkadaş da dürbünden izliyor. Ümit abi lafını kestim. Yani her baba yiğidin hakkı değildir o kurdu yıkmaya da. Da işte şimdi işte oğlan diyor ki dürbünden izliyorum diyor. Köpek gitti diyor, kurt diyor oturdu diyor götünün üstüne diyor. Köpek etrafını geziyor diyor, dönüyor diyor kurdum diyor, çökemiyor diyor. Dönüyor dönüyor diyor, öbürlerine bakıyor diyor, geliyorlar diyor. Terim Yardıma gelin. dürbünler diyor, döndü gittiler diyor. Aa. Onlar hiç burada yanaşamadılar bile diyor. Ama diyor o ufak palak olan diyor kurdu eğledi diyor, durdurdu diyor. Etrafını dönüyor, üstüne sütüklüyor diyor ama çökemiyor diyor. Dönüyor Aynen. dönüp birbirlerine bakıyor diyor, geliyorlar buraya diyor. Ya bir tane gitse yanına cesaret Abi. eder, saldırır. Yok. Ama tek gözükmesin diyor. Bu palak dediğimiz köpek abi hem çok cesur hem çok zeki bir köpek. İşte İşte da durup içinden de saldırmıyor. Tabii bu abi ya şimdi şeyde bile bizim buralarda sulu tarım çok hani bu mısırdır, pancadır, şudurdur. Domuz da haliyle fazla bundan dolayı. Şimdi köpek mısırın içine giriyor, domuzun arka ayağını kırıp geri kaçıyor. Mısırın Evet. gittiği zaman kesinlikle üç ayak bir domuz kaçıyordu. Aa. Bunu yakalaması kolay. Hiç uğraşmıyor abi. Ayağını bir de kırıp bırakıyordu köpek. Bunu Ayağını yakalaması takarlarsa kolay zaten. O ileride düşecek o domuz. yok Mısırdan bir uğraşmıyor. çıksın. Ama Domuz da domuza uğraşmıyor. çöke domuz daha pistir ha. Domuz vurdu mu köpeği yırtıp atıyor. Bak Erkeği. ya abi biz Domuzu. dayımla Öyüklü yurtta 5 tane gördük. Yani al da onları tek tek mümkün yok. Aynen. O Öyüklü yurt zaten yağ donduranın üstü Kecer Dağı'nın karşısı. Zaten o bölgelerde çok iri kurtlar var. Sen şu Höyüklü Yurt'taki kara kızının Karaoğlu'yu bir anlat da millet dinlesin ha, şuraya yaz da. İt dinlesin. Gelsin ya, gelsin canlı canlı anlatsın Canlıya gel de insan. canlı anlat. Gelsin canlı canlı anlatsın, daha Ümit güzel olur. abi, Ümit abi o köpek hala sende duruyor mu? Hangisi? Palak. O Palak. Palak mıydı? Yok, Palak öldü de Erikler en iyi var. İşte onu Elbet babasının dükkanı vardı. Bak şeyde bir tane oğlu var. Çok güzel. Ardahan'da. Sana yakın mı? O Ardahan bana yakın. Ardahan'da çok kaliteli güzel Kars. bir oğlu var. Kars'ta değil mi? Aynen, Ardahan'da işte. Onu yüksek cesur bir dişiye çeksen iyi yani yüksek yavru elde edersin. Ya ben köpekleri istediğim gibi büyütürüm. Sıkıntı yok. Çünkü bende malzeme üretimde kullanabileceğim malzeme çok fazla. Mesela onun kızını bugün geldi videosu. Tokat'ta davara gönderdiydik. Orada Evet. köpeklerden çok boğuşuyor diye şikayet ettiler. Geri getirdik köpeği. Köpek şimdi Ankara'da da bizim bir üretim yeri daha var Ankara'da. Evet. Geldi. Mesela benim Hector'la eşleşecek. Hector'la eşleştikten zaten ondan çıkanları ne it boğabilir ne kurt boğabilir. İki taraf da arsız. Arsız. Şimdi ne yazmış? Hasan Hüseyin ne yazmış? Domuz evet. Domuzun erkeği azılı dişleri var şöyle boynuz gibi, o tehlikeli. Yani. Ben salardım ölen köpeğimden şu andaki eşi dişisi yavrular maması ikisini salardım. Vallahi kanka Ama Tokat'ta bile işi taraflı biliyorlar. olsun diyorsan da ben vermedim. Ankara'daki abi verdiydi. Onlar geri getirdiler. Bu domuz daha pis köpekleri yaralıyor abi ya. Benim yani İşte ya, görüşüm. o neyden alakalı biliyor musun bak? Doğadaki yetişen köpeğin tecrübesiyle alakalı bir şey. Şimdi bak benim için domuz boğan köpek isterse ekev domuzu tek başına boğulsun hiçbir önemi yok. Çünkü köpek domuz ayrı bir olay, kurt ayrı bir olay. Bizim Aynen. buralarda Kurt beklediğimiz olay cesaretle ilgili. tabii kurtla alakalı. Çünkü bak kurdu hayvan yaratılışından biliyor.
Onun kokusunu bile. Ya o küçücük yavruyu biz köpeğin önüne attık. Köpek eşeği sürükleyerek götürdü. Vallahi. Bak şey sana yazmış herhalde. Abi o eşleşmeden direkt atom bombaları çıkar. Kesinlikle. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bendeki şimdi demiş ki arkadaş. Alimden zalim, zalimden alim doğar. Kardeşim öyle bir dünya yok. Otu çekeceğin kokuna bakacağım. Ben bunların dört köpek kokunu biliyorum ne bu olduğunu. O yüzden ben ürettiğim köpeğin büyüdüğü zaman affedersin ne bok yiyeceğini, ne olacağını %70-%80 tahmin edebiliyorum. Çünkü ben farklı başka kan katmıyorum köpeklere. Aynı köpekleri birbirine çaprazlama olarak üretim yapıyorum. Ümit yüzden... abi geçen lafını kestim özür dilerim. Geçen gün bir abi daha söyledi. Şimdi anayla oğul dedi oluyor. Mesela babayla kız da oluyor dedi. Oluyor dedi. Yok yok. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bak abi. Zorda kalırsan bak baba kıza eş olur. Problem olmaz. Hatta belki daha kaliteli de yavru alabilirsin. He. Ama kardeş kardeşle anne oğulla olmaz abi. He, anladım. Bir de şey dedi. Kardeş olur ama aynı batım olmayacak. Yok ya. Ben girmem abi o riske. Bak ne oluyor? Ben de girmem. Bak mesela riske girmem derken o riski bazen alabiliyor. Nasıl alıyor? O köpeğin soyu yamuk da olsa, ufak da olsa, karakteri de bozuk olsa kan hattını korumak için bacı kardeş eşleşmesi yaptığımız oldu geçmiş zaman. Ama fiziki anlamda ufalmalar oldu. Karakterde çukur sıkıntı yaşamadık biz ama fiziki anlamda sıkıntı yaşadık ama şimdi onlardan yaptığı eşleşmelerden çıkan köpekler mükemmel ötesi. Ben bugüne kadar hiç o şekil yapmadım. Hep farklı kanlar kattım içine. Bak ben çektim şu şekil. Mesela bir bacı kardeş çocuklar düşün. Bir erkek bir dişi. İşte ona farklı bir kan köpek katmışsın. Buna farklı bir kan köpek katmışsın. O çocuklarını birbirine eşliyor. O şekil düşünüyorum. Yani bacı ya şeyi rastladın mı? Peki o aynı kardeşler çiftleştiği zaman yani böyle kalça çıkıyor atıyorum böyle bir fiziken göze batan bir şey. Yok. Ben yaşamadım. Ya benim ama arkadaşım... şimdi fiziki özellik değil biliyor musun? Soy oturmuşsa köpekte fiziğini ne yaparsan yap bozamazsın. Hani vurup kırmadığın sürece. Evet. Köpek kendini bir yerden atıp da zedelemediğin sürece bir yerini fiziğini bozamazsın köpeğin. Bende örnekleri var canlı. Ankara'da 2'şer metrekare beton taban beton kafes